Merhabalar dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Plak isimli oyunda kalan son 3 senaryodan ikisini oynayıp tek videoda atmayı düşünüyorum. Yabancı karşıtlığı senaryosunu oynayacağım öncelikle. Dünya çapında meydana gelen göçler yabancılara karşı düşmanlığı tetikliyor, küreselleşme ve sömürüyü hızlı bir şekilde artırıyor. Ülkeler yoğun bir şekilde sınırlarını güçlendiriyor. Dünya çapında önemli ölçüde sınır ötesi trafik azaldı. Önemli bir not, sınır muhafızlarını kargaşa çıkarmadan buradan asla geçemezsin diyor. Şimdi şöyle arkadaşlar, bu videoda sizlerle iki senaryoyu birden oynayacağım. Tek video iki senaryo olacak. Bu senaryolardan ilki yabancı karşıtlığı, ikincisi de her şeyi kapat senaryosu. Şimdi yabancı karşıtlığı senaryosunu virüs modunda çok zor seviyesinde oynayacağım. Hemen genlerimi hızlıca gösteriyorum. Metabolik sıçrama, kapalı sınır bonusu. Kapalı sınır bonusu olması çok önemli arkadaşlar. Bu arada diğer genlerimi de seçtikten sonra size neden kapalı sınır geninin olmasının çok önemli olduğunu anlatayım. Bu arada yeteneklerden de belirtilerin maliyetini artırmayacak yeteneği seçtim. Kapalı sınır bonusuyla beraber arkadaşlar bu sınırlardan, yani sınırlarını kapamış ülkelerden rahat bir şekilde diğer ülkelere geçebileceğiz. Bu arada arkadaşlar, bugün benim doğum günüm. Doğum günümde üşenmeyip sizler için video çekiyorum. Kanala da uzun bir zamandır video atamamıştım. Hani bunu hem özür mahiyetinde düşünün. Siz de hediye olarak eğer destek amaçlı kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Beni çok mutlu edersiniz diyorum. Yani tam böyle video atmaktan vazgeçeyim, zaten izlenmiyorum ki diye düşünmeye başladığım anda işte bir arkadaşımız yorum yapıyor. O arkadaşımızın yorumu beni çok mutlu ediyor. Diyorum ki hani burada bir de olsa, 10 da olsa, 100 de olsa ben video çekmeye devam etmeliyim diye. Nehir arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bir önceki videoma altyazı ekleme isteğinde bulunmuştu bana. Yani işitme engelli arkadaşlar varsa onlar için böyle bir şey yapmak istiyorum demişti. Ve altyazı eklemişti. Çok mutlu olmuştum. Kendisine bu video ile de teşekkür etmiş olayım. Çok teşekkür ederim. Yorumlarınız benim için çok önemli arkadaşlar. Desteğiniz benim için çok önemli. Motive olup video çekmem açısından destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. O yüzden eğer videoyu beğeniyorsanız, bölümü geçmenize yardımcı oluyorsa ya da hani senaryo nasıl bir şeydi acaba diye hani kafanızdaki soru işaretini gidermeye yardımcı oluyorsa videoya like atıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum deyip hemen oyunumu anlatmaya başlıyorum. Ben burada klasik başlangıcımı yapıyorum. Klasik başlangıcım nedir? Belirtilerden deri lezyonlarına kadar olan özellikleri açmak. Bu özellikleri açtıktan sonra yayılma kısmından hava ve su ile bulaş özelliğini açmaya devam edeceğim. Şu an farklı ülkelerde de yayılmaya başladı hastalığım. Şimdi suyu bir seviye yükselteceğim. Ondan sonrasında yetenekler kısmından arkadaşlar soğuk direnci ve ilaç direncini bir seviye yükseltmeyi düşünüyorum. Bu senaryodaki farklılık, bu arada ölü dokumentasyona uğradı. Erken aşamada kesinlikle istemiyorum bu geni. Bu senaryoda arkadaşlar gördüğünüz gibi uçaklar ve gemiler biraz daha az. Yani uluslararası trafik daha az bir durumda olduğu için hastalığın bulaşma ihtimali biraz daha azalıyor tabi. O yüzden yayılma kısmı çok önemli ve belirtiler kısmından yayılmanın artmasını sağlayan genlerin açık olması çok önemli. O yüzden belirtilerin maliyetlerini artırmayan gene girdim ve aynı zamanda da hemen buradan soğuk direncini bir seviye yapıyorum. Aynı zamanda da Darwinci geniyle beraber girdim ki arkadaşlar belirtiler kendi kendine mutasyona uğrasın ve bu sayede de ben bu belirtilere DNA puanı harcamadan işte yayılma kısmıyla hastalığı bütün dünyaya yayabileyim. Şu an bulaşma seviyesi gayet güzel bir noktada. Yayılmadan hemen havaya iki seviye çıkartıyorum. Oyunun sonunda eğer Grönland'a, Karayiplere, işte Yeni Zelanda'ya, Filipinlere falan bulaşmadıysa birazcık sıkıntı arkadaşlar. Genelde Karayipler ve Grönland sona kalıyor. O yüzden ben belki bu oyunda DNA puanlarım yeteri kadar fazla gelirse soğuk direncinin yanında sıcaklık direncini de, ısı direncini de iki seviye çıkartabilirim. Ama dediğim gibi gelecek DNA puanına bakmam gerekiyor. Bu arada Blunt mutasyona uğradı, gayet güzel. Burada ilaç direncini iki seviye yapıyorum.
Şimdi burada tedavinin daha yavaş bulunabilmesi için genetik sertleşmeyi 2 seviye yapıyoruz. DNA puanları gayet güzel bir şekilde gelmeye devam ediyor. Viral istikrarsızlığı 3 seviye yapıyorum arkadaşlar. Viral istikrarsızlık 3 seviye olduğu için belirtiler kendi kendine mutasyona uğramaya devam edecektir. Burada hastalığın bulaşmadığı ülkeleri gördük. Riske atmak istemiyorum. Dediğim gibi Karayipleri şu an hastalık bulaşmadığı için ben burada ısı direncini 2 seviyeye çıkartabilirim. Ve DNA puanım geldiğinde 2 seviyede çıkarttım. Bu arada Grönland'da hastalık bulaştı. Şu an benim için güzel bir haber derken Karayipler'e de hastalık bulaştı. Hastalığın bulaşmadığı bir ülke kalmadı arkadaşlar. İlaç direnci de 2 seviye olduğu için şu an rahat bir şekilde hastalığın biraz daha ölümcül olmasını sağlayabilirim. Bunu da nasıl sağlayacağım? Ölü doku genini açarak sağlayacağım arkadaşlar. Burada birazcık şanslıydım. Ölü doku geni kendi kendine mutasyona uğradı. Benim için güzel oldu. Tedavi hızı %45'te. Burada genetik karışıklığı bir seviye açabilirim. Zaten hastalığın yayılmamış olduğu ülke yok. Sağ kalan ülkelere bakıyorum. Yani 4-5 ülke ya var ya yok. Birazdan o ülkelerde tamamen hasta olacaktır. Yani şu an görüyorsunuz Kanada, Grönland, İzlanda. İşte bu Baltık ülkeler galiba orada bir yeşillik var. Şu an bunlar hastalığın tamamen bulaşmış olmadığı ülkeler. Birazdan dünyada hiç sağlıklı insan kalmayacak. İzlanda'da var sanırım şu an sağlıklı insan. Evet, İzlanda'da var. Başka da bir yerde kalmamış. Hemen bir İzlanda'ya bakalım ne kadar hasta diye. Yarısı hasta. Birazdan tamamı da hasta olacaktır. DNA puanlarım gelmeye devam ediyor. Ne olur ne olmaz diye elimde DNA puanlarımı bulunduruyorum. Birazdan onları da harcarım. Dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı. Artık rahatım. Şimdi buradan hemen genetik karışıklığı bir seviye yükseltiyorum. Şimdi belirtiler kısmından organ yetmezliği özelliğini açıyorum. Hastalık daha fazla ölümcül olsun diye. Bu arada arkadaşlar oyunun başında sanırım ben genlerden yetenek maliyetlerini arttırmayan genle girdim. Orada size belirti maliyetlerini arttırmayan genle dediysem özür dilerim. Bir yanlışlık olmuş. Ben yetenek maliyetlerini arttırmayan genle girdim. Ama çok fark etmez. Yetenek maliyetlerini arttırmayan gen de olsa, belirti maliyetlerini arttırmayan gen de olsa oyunu yine bu şekilde rahat tamamlayabilirdik. Sadece yetenekler kısmında biraz daha fazla DNA puanı harcamamız gerekirdi. Yürüyen ölü belirtisi kombosu tedavi hızını yavaşlatan bir kombo. Bu ilk senaryomuzu bu şekilde tamamlayacağız gibi duruyor arkadaşlar. Tedavi hızı artık daha da ilerlemez. Bu senaryodan sonra hemen her şeyi kapat senaryosuna geçiyorum arkadaşlar. Oyunun en zor iki senaryosundan bir tanesi bu. En zor bence çiçek hastalığı. Zaten çiçek hastalığını sona sakladım. Her şeyi kapat senaryosu arkadaşlar. İşte SARS, H5N1, H1N1'den gelen son bilgiler hastalığın yayılma hızının korkutucu olduğunu gösteriyor. Tüm dünyada insanlar hükümetlerin hastalığın dünya çapında yayılmasını önlemek için harekete geçmelerini istiyor. Vesaire vesaire. Şimdi ben bunu mantarda zor seviyede oynayacağım arkadaşlar. Genlerimi hızlıca gösteriyorum. Metabolik sıçrama geni. Seyahat genlerinde arkadaşlar kapalı sınır bonusu geni mutlaka ama mutlaka olması gerekiyor. Burada yetenek maliyetlerini arttırmayan geni seçiyorum. Darwin'ci ve ekstremofil genini seçip oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Her şeyi kapat senaryosunda şöyle bir durum var. Daha hastalığın en başındayken ülkeler sınırlarını kapatıyor arkadaşlar. Bu nedenle de sizin bütün ülkelere hastalığı bulaştırmanız çok zor oluyor. Ben hastalığımı Hindistan'dan başlatıyorum. Hızımı da arttırıyorum. 2 kat hızlandırıyorum sizlerin değerli vaktini çalmamak adına. Şimdi burada isiliği bir seviye yükselttim ben. Her şeyi kapat senaryosunda mantık şu arkadaşlar. Ben bunu mantar ile oynuyorum. Zaten mantar bölümüyle oynamadan diğer işte bakteridir, virüstür, ne bileyim bunlarla geçmesi çok zor. Çünkü bakın daha dünyada 42 hasta varken İran sınırlarını kapattı. Bir de şunu düşünün. İran değil de
Mesela Grönland'ın sınırlarını kapattığını düşünün. Zaten arkadaşlar normalde de Grönland'da hastalığı bulaştırması çok aşırı zor olduğu için hastalığı Grönland'a bulaştıramıyorsunuz. Şimdi burada oyunun başında benim şöyle bir taktiğim var. Hastalığı başlattığım yerden, mesela Hindistan'da başlattım diyelim. Hindistan'da başlattıktan sonra böyle birazcık işte bin hasta olmaya vakit olmaya yakın. Ben bu sporla patlamayı bir tane kullanıyorum ve farklı bir kıtaya bulaşmasını hedefliyorum. Şimdi farklı bir kıtaya bulaştıktan sonra zaten orada sınırlar kapalı olsa bile ne olacak? Benim girdiğim bonus genden dolayı yandaki ülkelere bulaşmaya devam edecek. Yani mantarla oynamanın öyle bir kolaylığı var. Sınırlar kapatılmış olsa bile siz spor patlamasını kullanarak bu sınırların kapalı olduğu ülkeye girebiliyorsunuz. Yayılma kısmında da kuş, kemirgen ve bu koyunların olduğu taraftan yayılma kısmını seçiyorum. Yani zoonotik bulaşı seçiyorum ki hastalık kendi kendine mutasyona uğrasın ve fazla bir DNA puanı harcamam gerekmesin. Çünkü yeteneklerin maliyetini artırmayan genle girdiğim için oyun sonunda belirtiler ciddi anlamda DNA puanı istiyor. Şimdi spor patlamasıyla beraber hastalığı Amerika kıtasına da ulaştırdığım için biraz daha rahatım. Oradan yine komşu ülkelere falan yayılmaya devam edecektir. Dediğim gibi yayılma yolu olarak işte kemirgen, kuş ve hayvancılık yolunun olduğu ortak yol olan zoonotik kısmı kullanıyorum ben arkadaşlar. Şimdi buradan ilaç direncini, soğuk direncini iki seviye yapmam gerekiyor. Burada soğuk direncini hemen bir seviye yükseltiyorum. Mantarda oynayıp şöyle bir taktik uygulamak gerekiyor arkadaşlar. Oyunun başında spor patlamalarını hepsini aynı anda birden kullanıp bitirmeyeceğiz. Spor patlamaları bizim için oyunun sonunda çok önemli olacak. Mesela ada olan bir ülke sınırlarını kapattığı zaman, örnek veriyorum Madagaskar, örnek veriyorum Karayipler, Grönland, İzlanda. Bunlar sınırlarını kapattığı zaman arkadaşlar bir spor patlamasını kullanarak hastalığın oraya bulaşmasını sağlayacağız. Birazdan göreceksiniz zaten o ülkeler sınırlarını kapattığı zaman oraya hiçbir şekilde hastalığı bulaştıramıyorsunuz spor patlaması kullanmadan. O yüzden bu oyunu yani mantarla oynayarak geçebilirsiniz diye düşünüyorum. Mantar dışında bir bölüm oynayarak bu senaryoyu geçmek neredeyse imkansız. Şimdi burada küçük bir doping alıyorum. Spor patlaması kullanıyorum. İzlanda'ya yayıldı. Gayet güzel. Spor patlamasını dediğim gibi arkadaşlar bir anda kullanmamak lazım. Öncelikle hastalığın kendi seyrini bırakıp yayılabildiği kadar ülkeye yayılmasını sağladıktan sonra işte bu yayılmayan ülkeler için spor patlamasını kullanmak lazım. Bu arada genetik karışıklığı bir seviye yükselttim. Genetik sertleşmeyi pardon. Burada hastalığım yayılmaya devam ediyor. Mesela bakın Grönland sınırlarını kapattı arkadaşlar. Yani Grönland'da artık gemi falan gitmiyor. Yani Grönland'da spor patlamasını kullanarak hastalık bulaştırma dışında bir imkanınız yok. Spor patlamasını şimdi çok erkenden kullanmak istemiyorum. Çünkü normalde de bulaşabilecek bir ülkeye spor patlamasıyla hastalık bulaşabiliyor. Öyle olduğu zaman sizin bu zor olan yerlere hastalığı bulaştırmanız neredeyse başka bir yolu falan kalmıyor. Ama ara ara da spor patlamasından doping almayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ölü doku genini açıyorum ki hastalık bir yandan da öldürmeye başlasın ve bana DNA puanı kazandırsın. Yoksa oyunun sonlarına doğru DNA puanı yeteri kadar kazanamadığımız için oyunu kaybediyoruz. Bu senaryoyu zor modda çektim ama dilerseniz çok zor modda da bu senaryoyu oynayabilirim. İshal belirtisi kendi kendine mutasyona uğradı. Gayet güzel bir mutasyon oldu benim için. Hastalığın bulaştırıcılığını önemli ölçüde artırmıştır. Şimdi burada bir kere daha spor patlamasını kullanıyorum. Mesela şu an benim bu son kullandığım spor patlaması çok verimsiz oldu. Çünkü Afrika'nın herhangi bir yerinde hastalık yayılmış oldu. Mesela yine bu kullandığım spor patlaması da sadece Afrika'da yayıldı. Herhangi bir adaya yayılmadığı için birazcık dezavantajlı durumda kaldım.
Görüyorsunuz yani Karayipler, Grönland falan hala oralara hastalık bulaşmamış durumda. Ve bir yandan da tedavi ilerlediği için ben bu spor patlamalarını adım adım kullanıyorum. Yine Arjantin'in içinde bir yere yayıldı. Yani biraz şanssız bölgelere yayılıyor. Mesela şu an hala kara sınırı olan ülkelere yayılmaya devam ediyor. Bir kere daha spor patlamasını kullanıyorum. Grönland'a yayıldı. Mesela bu çok özür dilerim. Bu benim için güzel bir yayılım oldu. Grönland'da normalde hastalığı bulaştırma yolun kalmamıştı. Bir yandan da tedavi hızını düşürmem gerekiyor arkadaşlar. Tedavi %70'lere kadar geldi. Spor patlamalarını kullanmak için biraz daha hastalığın bu normal kara sınırları olan yerlere yayılmasını bekliyorum. Genetik karışıklığı bir seviye yükselttim ve spor patlamasını kullandım. Yine güzel ada olan bir ülkeye yayıldı. Burada deliliği açabilirim belki tedaviyi yavaşlatmak için ama Batı Afrika, Madagaskar, Yeni Zelanda bunlara hala hastalık bulaşmamış durumda arkadaşlar. Bir kere daha spor patlamasını kullanıyorum. Japonya'ya bulaştı. Burada belirtiler kısmından tedavi yavaşlatmak adına deliliği kullanıyorum ki ben tedavi yavaşlasın arkadaşlar. Batı Afrika, Madagaskar, Yeni Zelanda ve Karayipler şu an yani hastalığın bulaşmamış olduğu bölgeler ve elimde son bir spor patlaması kaldı. Umarım bu dördüne birden hastalığı bulaştırabilirim. Bu arada hastalık çok hızlı öldürdüğü için dizanteriyi ben geriye alıyorum. Deliliği geriye alıyorum ama umarım tedavi hızlanmaz diye düşünüyorum. Şimdi burada artık son spor püskürmesini kullanıyorum. Ve kalan 4 ülkede birden hastalık yayılıyor. Şu an şanslıydım arkadaşlar. 4 ülkede birden hastalık yayılabildi. Elimde yeteri kadar DNA puanı olduğu için deliliği de açıyorum tedavi hızının yavaşlaması için. Zaten ölü doku geni de olduğu için hastalık o hastalığın bulaştığı ülkedeki herkese rahat bir şekilde bulaşacaktır. Ama yine de kontrol etmekte fayda var. Tedavi hızı bu arada %90'lara kadar geldi. Ama elimde de 64 DNA puanım var. Yani tamamlanmaya yakın müdahale ederim diye düşünüyorum. Burada iltihabı açıyorum. Sonrasında felci açıyorum. Bu şekilde tedavi hızı düşecektir. Hatta şu an dünyada hiç sağlıklı insan kalmadığı için komayı da rahat bir şekilde açabilirim. Komada tedavi hızının önemli ölçüde düşmesini sağlayacaktır. Gördüğünüz gibi %6'lık bir tedavi düşüşüne sebep oldu. Her şeyi kapat senaryosu da bu şekildeydi arkadaşlar. Artık geriye kalan son senaryomuz çiçek hastalığı senaryosu ki bence bu oyunun en zor senaryosu arkadaşlar. Artık plak oyununa nokta koymayı düşünüyorum. Elimde çok fazla diğer oyunların videoları birikti. Özellikle Call of Duty çok hoşuma gitti arkadaşlar benim. Call of Duty ister misiniz bilmiyorum ama Call of Duty kasabiliriz aslında. Call of Duty'de ligde kasabiliriz. Yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Onun dışında Age of Civilization videolarım bekliyor. Bekleyen bir sürü videom var arkadaşlar. Hepsi sırayla gelecek. Kanalı takipte kalmaya lütfen devam edin diyorum. Bazen gerçekten hani böyle izlenme sayım malum az. Hani diyorum ki boşuna uğraşıyorum diye ama sonra gelen bir tane güzel yorum görüyorum. İşte sizden gelen yorumların hepsini okuyorum ben bu arada. Son zamanlarda koronavirüs nedeniyle nöbetlerimiz sıklaştığı için hani cevap yazacak vakit bulamıyorum ama emin olun mesajlarınızın hepsini okuyorum. Çok mutlu oluyorum. Lütfen desteklemeye devam edin. Destekleriniz benim için çok önemli. Oyun neredeyse bitmek üzere. Artık dünyada sağlıklı son 20 milyon insan kaldı. Tedavi de bu arada %95 oranında tamamlandı ama %100'e ulaşması artık imkansız gözüküyor. Artık videonun sonuna gelmek üzereyiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Umarım sizlerle koronasız günlerde de
video çekmeye devam ederiz. Umarım sağlıklı günlerde, ilerleyen süreçte bir başka oyunda, bir başka oyun videosunda sizlerle görüşebilmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.